Türkiye'deki alimler, kanaat önderleri bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride Mescid-i Aksa'nın bizim için neler ifade ettiğini, Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu, saldırıların devam etmesi halinde Müslümanların da gerekirse devletleri harekete geçirerek her türlü gücü kullandırtabileceğini burada ifade ettiler. Biz şunun farkındayız. Biz sessiz kaldığımız zaman Mescid-i Aksa'da ve çevresinde evlerin yıkıldığını, mahallelerin Müslümanlardan temizlendiğini, adeta bu tabiri kullanıyorum. Öyle diyor çünkü İsrail. Çünkü Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Müslüman mahalleleri tek tek boşaltılıyor. Neredeyse hiçbir şey doğru dürüst kalmadı. Kız çocuklarımız yerlerde sürülüyor. Şu ana kadar 200 civarında kız çocuğumuz katledildi, öldürüldü. Biz sessiz kalırsak bunların devam edeceğini biliyoruz. Çünkü İsrail istikrarlı bir şekilde hareket ediyor. Biz ise bir tepki veriyoruz, sonra geri duruyoruz. İşte bir tepkinin dışında istikrarlı bir şekilde karşı koyuş olması gerektiğini burada hocalarımız ifade etti. Nitekim biliyorsunuz bugün de Türkiye'nin her tarafında cuma namazından sonra İstanbul'da da Beyazıt'ta Anadolu Gençlik Derneği'nin başlattığı, bizim de destek verdiğimiz bir protesto gösterisi olacak. Bu gazap cuması dünyanın her tarafına yayılacak. Eğer İsrail bu saldırılarına devam ederse tabii bizler de eylemlerimizi arttıracağız. Eylemlerimizin dozajına arttıracağız ve meydanlara insanları yığacağız. Her geçen gün İsrail karşıtlığını bu ülkede ve dünyada çoğaltacağız. Ve böylece İsrail'i de yalnızlaştıracağız. İsrail yalnızlaştırılmasını yaşayacak. Çünkü Mescid-i Aksa'ya her saldırısı Müslümanlarda bilinç artmasına sebep oluyor. Bu İsrail'in aleyhine, ama bizim de ne olursa olsun onların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım, Müslümanların yanında.